Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizler için Amsterdam'a gidip, sıraya gidip, gece boyu bekleyip, sabahleyin satın aldığım iPhone 15 Pro Max'i yakından inceliyoruz. Bu yılın belki de en çok konuşulacak akıllı telefonu ve benim de YouTube kanalımda bence en çok izlenecek ilk 3 videodan bir tanesine hepiniz hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bu çok emek verdiğim videoya sizlerden gerçekten tek isteğim kanalıma abone olarak desteklemeniz, videomu beğenmeniz ve tabii ki konuyla alakalı bir de yorum bırakmanız yönünde. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ederim. Gelelim iPhone 15 Pro Max'e. Sevgili arkadaşlar, çok ses getiren bu akıllı telefonda Apple ekosistemi için gerçekten çok önemli yenilikler var. Yani bu cihazları diğer Android cihazlarla bir tutmak bence artık çok doğru değil. Çünkü Apple'ın kendi içine bir ekosistemi var ve bu ekosistemi Android cihazlarla birebir karşılaştırmak çoğu zaman aslında çok da doğru değil. Evet, kendinizce haklı olabilirsiniz. Bazı şeyler yıllardır Android cephesinde var. Ancak iPhone ekosisteminde, Apple ekosisteminde bazı şeyler daha farklı ilerliyor sevgili arkadaşlar. Gelelim işin performans tarafına ki bu akıllı telefonda akıllı telefon endüstrisindeki en iyi işlemci kullanılıyor şu anda. En azından kağıt üstünde öyle olsa da 3 nanometrelik üretim süreciyle üretilen bir işlemci bu akıllı telefonun içinde görev yapıyor. Peki bu işlemci hangi model derseniz A17 Pro olarak bizlerle buluşuyor sevgili arkadaşlar. iPhone 14 Pro Max ile bu işlemciyi yan yana koyduğumuzda performans sonuçları bu şekilde görünüyor. Aradaki fark gerçekten performans testinde benim beklediğimden çok daha az sevgili arkadaşlar. Ancak günlük hayatta bu akıllı telefonun içindeki RAM miktarının 6 GB'dan 8 GB'a çıkartılma sebebiyle iOS 17 çok daha akıcı çalışıyor. Yani yaptığım testlerde ve doğrudan kullanımda bu akıllı telefonların arasındaki performans testi sonuçları bence kullanıcı deneyimi anlamında bu cihazın daha akıcı olduğu yönünde. Zaten öyle olması lazım diyenleriniz olabilir ama hani az önce gördüğünüz o Geekbench skorlarının sonuçları evet birbirine çok yakın. Onlara bakarsanız hayatınızda bir şey değişme ihtimali çok az gibi gözükse de gün sonunda işin pratikten günlük hayat bölümüne baktığımız zaman bu akıllı telefon iOS 17 ile çalışan bir iPhone 14 Pro Max'e göre çok daha akıcı ve çok daha seri çalışabiliyor. Performans için iPhone 15 Pro Max'e söylenecek çok da olumlu ya da olumsuz bir şey üstüne eklemeye gerek yok diye düşünüyorum. iPhone 14 Pro Max için de aynı şey geçerli bu arada. İki cihaz da gerçekten performans açısından oldukça başarılı akıllı telefonlar. Hem günlük hayatta hem de oyun anlamında hatta üst düzey işlerde fazlasıyla iş görecek donanımlara sahip bu akıllı telefonlar. Zaten ben de bir süre iPhone 14 Pro Max'e birçok işimi yaptım, birçok şeyimi hallettim, sizlere birçok içerik ürettim. Dolayısıyla iki cihazın da performans anlamında sizleri üzme ihtimali yok gibi bir şey arkadaşlar. Ancak tabii şöyle detaylar var aslına bakarsanız. Bir cihazı satın alırken neden alayım? Yani benim ihtiyacım var mı gerçekten böyle bir akıllı telefonu sorularında kendinize sormanız sizler için çok daha hayırlı olur diye düşünmekteyim. iPhone 15 Pro Max'in şöyle bir durumuyla karşılaştım. Cihazı yüklenme yaptığımda ya da çok yoğun bir kullanım yaptığımda ciddi anlamda elinizin altında hissedilir seviyede bir ısınma oluşuyor bu akıllı telefonda. Ve bu ısınma belki ilerleyen dönemde bir güncellemeyle çözülebilir. Ancak bu ısınma gün sonunda cihazın performansını olumsuz etkiliyor mu derseniz çok ciddi bir olumsuzlukla henüz karşılaştım. Ama uzun vadede bunun bir sıkıntı doğurabilme ihtimali ya da sizlerin canını sıkacak bir pozisyona sokma ihtimali de oluşabilir. Tabii bunlar şu anda çok böyle havada kalan cümleler. Bunları uzun süreli kullanımlar sonrasında sizlerle paylaşabilirim. Birkaç ay cihazı kullandıktan sonra, test ettikten sonra yine sizlerle yorumlarımı paylaşıyor olurum sevgili arkadaşlar. Performans testi sonuçlarını sizlere şöyle özetlemek istiyorum ve son yorumu da sizlere bırakmak istiyorum. Şöyle ekrana sizlere bir iPhone 14 Pro Max ve iPhone 15 Pro Max'in Geekbench skorlarının sonuçlarını yan yana bir koyayım arkadaşlar. Sizler buradan artık doğrusunu, yanlışını ya da eksisini, artısını yorumlarda lütfen belirtin diyeyim ve ben buradan artık bu cihazın tasarımına geçeyim. Çünkü bu akıllı telefonda Apple ekosistemi için önemli tasarım değişiklikleri var. Malzeme yapısı değişiklikleri var. Bunları da size anlatmam lazım. Şimdi tasarım tarafında evet 14 Pro Max arasında dış görünüş anlamında inanılmaz büyük farklar olmayabilir. Ancak bu akıllı telefonda titanyum bir malzeme kullanılıyor çerçeve tarafında ve bu titanyum malzeme arkadaşlar havacılık sınıfı, uzayda
kullanılan sınıfta bir titanyum malzeme. Gerçekten üst düzey bir titanyum malzeme ve 15 Pro Max'te ufak bir hafiflemeyi de beraberinde getiriyor. Önceki modelle 240 gram olan bu akıllı telefon artık 221 gram ve ben şunu söyleyeyim sizlere, dün bu cihazı satın alır almaz Amsterdam'da şöyle bir şeyle karşılaştım. Kutudan çıkardığımda benim beklentimin çok daha altında bir hafiflik var cihazda. Yani ben bu kadar hissedilmez falan demiştim ama gerçekten 20 gramda oldukça fazla hissediliyor arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ön ve arka camda daha dayanıklı yeni nesil bir seramik malzeme yine kullanılıyor. Seramik destekli bir cam kullanılıyor arkadaşlar. Bu titanyum malzemede parmak izi kalma durumu var mı yok mu? Sosyal medya bayağı çalkalandı bununla. Evet, böyle bir durum var arkadaşlar. Zaten bununla alakalı içerikler de sizlere ürettim. TikTok ve Instagram hesabımda bahsettim. Özellikle mavi renkte gerçekten çok ciddi bir parmak izi kalma durumuyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ya da şöyle söyleyeyim. Aslında aynı şey bence 14 Pro Max'te de var. 13 Pro Max'te de var. Yani tüm bu cihazlarda parmak izi kalıyor zaten. Neden bu cihazlarda ekstra parmak izi durumu konuşulmasını böyle insanlar öne çıkardı onu da anlamış değilim açıkçası. Çünkü 14 Pro Max'te parmak izi kalmayan bir kaplama yoktu ki. Onda parlak bir kaplama vardı. Hatta bence daha fazla belli oluyordu. Özellikle açık renklerde 14 Pro Max'te mesela elinizdeki yağ hemen belli oluyor akıllı telefonun çerçevesinde. Ama bunda böyle daha az belli oluyor. Özellikle açık renklerde neredeyse hiç belli olmuyor ama burada mavi renkte yani 15 Pro Max'in mavi renginde evet parmak izinizde böyle bir hafif bir yağlılık varsa elinizde günlük hayattaki el yağlanmasından bahsediyorum. Telefona dokunursanız çerçevede evet böyle bir koyulaşma, bir renk değişikliği gibi bir durum oluşuyor. Sildiğinizde geçiyor. Yani üstüne konuşulacak, çok tartışılacak, ya Apple şöyle yanlış yapmış, böyle hata yapmış denilebilecek bir şey bence yok. Çünkü dediğim gibi zaten bir önceki modelde de var. Android cephesinde de birçok akıllı telefonda çerçevede parmak izi kalma sorunları var. Ya arkadaşlar şöyle bir şey var zaten. Bu cihaz 77 bin liraya satılıyor Türkiye'de. Yani bu akıllı telefonu alan kaç kişi kılıfsız kullanabilir yani? Size soruyorum, siz cevaplayın. Yani bu cihazı satın alan kaç kişi kılıf takmadan kullanacak ki? Sonuçta hepimiz kılıf takıp öyle kullanacağız bu akıllı telefonu. Gün sonunda oradaki parmak izinin kalıp kalmaması bizim için ne kadar önemli? Onu sormak istiyorum size gerçekten. Yine merak ediyorum cevaplarınızı. Aşağıda konuşuruz. Gelelim Apple'ın yıllardır inat ettiği bir konudan vazgeçiş hikayesine. Şimdi bu akıllı telefonda Type-C var. USB Type-C'ye geçiş yaptı. Tabii bu da iPhone 15 Pro ve Pro Max ailesine çok daha hız ve çok daha ekosistem açısından kullanılabilirlik getirdi. Mesela bu sayede artık tek kabloyla aynı diğer ekosistemlerde olduğu gibi Apple ekosisteminde de bilgisayarınızı, kulaklığınızı eğer yeni ikinci nesil bir AirPods Pro ise ve iPhone 15 ailesinden herhangi bir cihaza sahipseniz telefonunuzu doğrudan şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu akıllı telefonlar sizin elinizdeki Apple Watch'un kablosunu taktığınızda telefondan Apple Watch'u da şarj edebiliyorsunuz. Bu telefondan bir başka iPhone'u da şarj edebiliyorsunuz. Yani aynı zamanda kablolu bir şarj paylaşımı da söz konusu iPhone 15 ailesinde, iPhone 15 Pro Max'te sevgili arkadaşlar. Tabi burada tek kabloyla her şeyi halledebilme özgürlüğü gerçekten çok iyi. Ancak aynı zamanda Type-C üzerinden büyük verileri de çok daha hızlı bir şekilde aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu Pro Max ve Pro'da bulunan Type-C USB 3.0 destekli. Diğer modellerde bulunan Type-C ise USB 2.0 destekli. Yani Pro ve Pro Max'te daha hızlı bir burada bizleri Type-C girişi karşılıyor. Type-C'nin iPhone'ları uzun vadede çok daha işlevsel hale getireceğini düşünüyorum ben. Hatta şöyle bir şey var, lansmanda da gösterdiler. Artık 15 Pro Max'e doğrudan SSD bağlayarak video kaydı alabiliyorsunuz. Bu özellikle içerik üreticileri için bence bulunmaz Hint kumaşı gerçekten. Çünkü cihazla aldığınız kaydı hızlı bir şekilde bir belleğe aktarıp o belleği bilgisayarınıza takarak işleyebilirsiniz. Çünkü bu cihazlarla içerik üretmek gerçekten mümkün. Video içerik üretmek gerçekten mümkün. Böyle bir rahatlığın da bizlere sunuluyor olması bence çok yerinde olmuş. Cihazın hafızasını doldurmamak açısından da çok ciddi bir özgürlük olmuş diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Cihazın kutusundan çıkan kablo gayet güzel. Kablonun örgülü bir kablo olması da burada aslında Apple'ın bir tık daha olaya farklı baktığını bizlere gösteriyor. Aynı MacBook'larda olduğu gibi bu cihazın kutusundan çıkan kablo da özel tasarlanmış örgülü bir USB kablo. Tabii kabloyla alakalı şunu da aktarayım. Eğer üst düzey bir böyle veri aktarımı yapmak istiyorsanız daha iyi kablolara da bakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kutusundan çıkan kablo bazı versiyon bir kablo diye şu anda düşünmekteyim sevgili arkadaşlar. Gelelim tabii bu durumu özetlemeye. Bu çok eleştiriliyor. Hoş geldiniz diyen var. Bizde yıllardır var diyenler var. Ancak arkadaşlar videonun başında söylediğim şeyi burada tekrar etmek istiyorum. Bu bir Apple ekosistemi ürünü. Dolayısıyla Apple ekosisteminde olan bir ürünle Android cephesinde olan ya bizde yıllardır var sizde yok gibi bir yaklaşım çok doğru olmuyor Apple için. Çünkü Apple'ın dünyası bambaşka. Apple'ın olaylara bakış açısı bambaşka. Ve gün sonunda Apple için şu anda doğru zaman bu zaman olduğu için belki de bazı işte Avrupa Birliği ülkelerinin de bunu zorlamasıyla ya da bastırmasıyla ya da Apple'ın artık bu konuya bir kafa yormak istememesiyle bu Type-C'ye geçiş süreci tamamlandı. Artık evren
evrensel bir cihaz oldu. Çünkü iPhone çıktığından beri hiçbir zaman şarj girişi anlamında evrensel bir akıllı telefon değildi arkadaşlar. iPhone 15 ile beraber iPhone'ların enerji anlamında evrenselliğe ulaştığını da söylemek mümkün. Güzel bir özellik var. iPhone 15 ailesinde konum bul diye bir özellik geldi arkadaşlar. Mesela bir konserdesiniz, arkadaşınızı kaybettiniz ama bulamıyorsunuz. Telefonun içindeki yeni nesil işlemci ve yeni nesil özelliklerle beraber aynı karşı tarafın üstüne bir AirTag varmış gibi doğrudan onu gidip böyle konumundan bulabiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz falan. Tabii kendisini paylaşması lazım ama güzel bir özellik olduğu için sizlerle bunu paylaşmak istedim. Ve iPhone hayatımıza girdiğinden beri arkadaşlar bizlerle birlikte olan ses açma kapama kilit tuşu artık tarih oldu arkadaşlar. iPhone 15 Pro ve Pro Max'le beraber bu tuş ortadan kalkıyor sevgili arkadaşlar ve buraya artık bir eylem butonu geliyor. Ben aksiyon butonu diyordum. Eylem butonu olarak isimlendirmiş Apple ve bu eylem butonuna bazı özellikleri atayabiliyorsunuz. Buradan doğrudan mesela kamerayı açabiliyorsunuz. Doğrudan buradan flaşı açabiliyorsunuz. Birçok işlemin atanabildiği ve özelleştiren bir tuş olmuş bu. Vallahi bana sorarsanız arkadaşlar eskiye göre daha kullanışlı gibi gözüküyor bu tuş olayı. Özellikle buraya 3. parti uygulamaları açarlarsa çok daha tadından yenmez olur. Yani mesela ben tek tuşa bastığımda WhatsApp'ı açabilecek hale gelsem ya da Instagram'ı buradan açabilecek hale gelsem bayağı güzel olur diye düşünüyorum. Ya da örnek veriyorum, buraya basılı tuttuğumda Spotify'daki favori çalma listemi çalmaya başlasın mesela bu akıllı telefon. Çok daha işlevsel olur. Şu anda 3. parti uygulamaların buraya erişimi yok anladığım kadarıyla. Ancak uzun vadede bence bunu da açarlar diye düşünüyorum. Çünkü bu tuş yine bu şekilde bir yerden sonra işlevini kaybetmeye başlayacak. Aynı şeyleri yapıyor gibi bir pozisyona düşecek. Ama bunu diğer uygulamalarla paylaşıp onların da geliştirme yapabilecekleri bir seviyeye getirirlerse o zaman süper olur. Ekran tarafına baktığımız zaman iPhone 15 Pro Max arkadaşlar 6.7 inçlik bir ekran var ve bu ekran OLED yapıda. Ancak iPhone 15 Pro Max modeli dinamik adalı bir model ile gelse de dinamik ada tarafında bir yenilenme yok arkadaşlar. Açıkçası bu ekranın en önemli detaylarından bir tanesi aynı iPhone 14 Pro Max'te olduğu gibi 2000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor olması. Bu 2000 nit parlaklık gerçekten güneş altında bu cihazın kullanımı anlamında çok ciddi bir avantaj sağlıyor sizlere. Gerçekten rahat rahat kullanabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Tabi burada dinamik ada bölümünde ya da ekranda herhangi bir değişiklik yok desem de sizlere iPhone 15 Pro Max'in ekran çerçeveleri öyle bir inceltilmiş ki arkadaşlar. Yani telefona baktığınız an böyle inanamıyorsunuz aradaki çerçeve incelik farkına. Ve çok daha hoş duruyor, çok daha premium duruyor. Buradaki bu ekran kasa oranını oynayan Apple'ın bence başarılı bir iş çıkardığını da sizlerle paylaşmam mümkün burada. Zaten yan yana da görüyorsunuz şu anda. İki cihaz için şunu söyleyebiliriz. Evet, ekran paneli olarak iPhone 14 Pro Max'in ekran paneliyle yola devam ediyor iPhone 15 Pro Max demek doğru. Ama ekran çerçeveleri işin tabii ki bakış açısını değiştiriyor. İşin büyüsünü değiştiriyor sevgili arkadaşlar. Tabii bu ekranda LTPO desteği de var. LTPO destekli bu panel bizlere 120 Hz'e kadar yenileme hızını beraberinde getirse de burada 1 Hz ile 120 Hz arasında kullanılabilmesini de sağlıyor. Ekran tarafını toparlamam gerekirse sizler için Apple bünyesinde, Apple ekosistemi için yeniliklerle gelen değil de böyle aslında başarılı olan bir ekranın biraz daha modifiye edilerek zaten bizlerle buluşturulduğu bir ekran paneli bu cihazda yer alıyor. Sevgili arkadaşlar bir problem ya da sıkıntı yok olabileceğini de uzun vadede de sanmıyorum açıkçası. Ve gelelim kameralara. Çünkü arkadaşlar Apple artık kamerada bazı değişikliklere gitti ve burada gerçekten kendi bakış açısına yakışır bir kamera dizilimiyle bizlerle buluşuyor iPhone 15 Pro Max. Ana kamerada 48 megapiksellik çekim yapabilen bir kamera görev yapıyor iPhone 15 Pro Max'e ve bu kamerada daha bilgisayara fotoğrafları atmadan 14 Pro Max'e göre daha keskin ve daha ayrıntılı fotoğrafların çekilebildiğini zaten ben görmüştüm arkadaşlar. Ve burada iPhone 14 Pro Max'e göre daha detaylı ve keskin sonuçları bizlerle buluşturabiliyor. Tabii ama bunun en büyük sebebi yenilenmiş olan kamera sensörü arkadaşlar. Ve burada iki önemli detay var. Bu akıllı telefon 12 megapiksel çekimlerde de çok daha iyi ayrıntı sunuyor ama 48 megapiksel çekim yaptığınızda normal bir fotoğraftan çok daha ayrıntılı fotoğraflara ulaşmış oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Burada geçen sene de sizlere uyardığım gibi tekrardan uyarayım. 48 megapiksel sürekli çekeceğim ben diyorsanız eğer mutlaka daha üst seviye bir depolama anlamında iPhone tercih edin. Çünkü bu fotoğraflar ciddi anlamda yer kaplıyor. 60-70 megabaytlarda yer kaplıyor. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde telefonunuzun hafızası dolabilir sevgili arkadaşlar. Ultra geniş açılı kameraya baktığımız zaman ise 12 megapiksel çözünürlüğünde 120 derecelik çekimler yapmanızı sağlayan ve yeni modelde daha iyi ışık alabilen bir kameranın görev yaptığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Ve işin telefoto kısmına gelelim. Burada Apple gerçekten arkadaşlar işe tam bir profesyonel fotoğrafçı gözüyle bakmış. Yani burada diğer cihazlarda gördüğümüz gibi 1x, 2x, 3x, 4x falan gibi gitmiyor arkadaşlar bu cihaz. Bu cihazda milimetreler konuşuluyor. Bu cihazda artık fotoğrafçılık terimleri konuşuluyor ve oradaki kitleyi bence çok rahat bir şekilde etkilemiştir diye düşünüyorum bu akıllı telefon. Çünkü cihazın içerisinde kullanılan
rağmen buradaki telefoto kamerada çok ciddi iyileştirmeler var. Mesela periskop kamera olarak tasarlanan bu kamerada 5x optik zoom bizlerle buluşuyor. Sadece Pro Max modelde. Pro modelde 3x optik zoom var ve bu optik zoom yeteneği bulunan lensin ana kamerada olduğu gibi arkadaşlar burada yetenekleri oldukça güzel. Ayrıntıları verme işinde işi bir adım daha öteye götürdüğünü görüyoruz. Mesela şu anda ekranda gördüğünüz fotoğraflarda bir cihaz iPhone 14 Pro Max'in sonuna kadar zoom yapılmış hali. 15x zoom yapılmış arkadaşlar. Hemen yanında duran da iPhone 15 Pro Max'in 25x'e kadar zoom yapmış. Dijital zoom tabii ki bu ama fotoğrafları. Aynı zamanda 5x karşılaştırmalarını da görüyorsunuz bu ekranda şu anda ben sizlere anlatırken. İkisinin arasında çok ciddi keskinlik, çok ciddi detay farkları var. Netlik anlamında çok daha iyi hale gelmiş iPhone 15 Pro Max. Gerçekten burada özellikle böyle fotoğrafçılık yapan insanları çok mutlu edecek seviyeye geldiğini söylemek lazım. Ben Apple'ın bu işe aslında böyle milimetrik olarak yaklaşıyor olmasını çok sevdim. Bakış açısı çok hoşuma gitti. Dümdüz bir zoom yerine gerçek bir fotoğrafçı gibi yakınlaşıyormuş tarzı hissetmek çok değerli diye düşünüyorum. Burada 13 mm'den 120 mm'ye kadar yakınlaştırma yapabileceğiniz bir lens var cihazın içinde gibi sizlere hissettiriliyor ve bu şekilde de kullanabiliyorsunuz ve açıkçası burada Pro ve Pro Max'in de birbirinden ayrılmasını biraz garipsedim de yalan söyleyeyim. Hani ikisinin yan yana aynı özelliklerle yıllardır geldiği pozisyonda ayrılmasının özel sebebi bence boyut olabilir arkadaşlar. Çünkü 14 Pro Pro Max'e göre daha küçük ve oraya o lensi belki de sığdırmak zorun olmuş olabilir diye düşünüyorum. Bu benim tabii fikrim. Onu da sizlere söyleyeyim. Kamera tarafında tabii fotoğrafları size yan yana gösterdim elimden geldiğince ama burada Mate 60 Pro ve tabii ki Galaxy S23 Ultra detaylarını da unutmamak, atlamamak lazım. Eğer elime Mate 60 Pro geçerse mutlaka sizlere bir karşılaştırma videosu da çekmeyi düşünüyorum. 3 cihaz ya da 4 cihaz yaparak bunları bir böyle kamera karşılaştırması videosu mutlaka yapacağım sevgili arkadaşlar. Kamera bölümünde zaten sizlere birçok detayı şu anda yan yana verdim. Sizler de gördünüz. Artık burada Apple'ın adım attığı bu periskop kamera işini ilerleyen dönemlerde daha da geliştirmesi temennimle diyorum arkadaşlar ve buradan video tarafına değinmek istiyorum. Burada beni biraz üzen, biraz neden buraya değinilmemiş dediğim detaylar da var. Zaten video tarafında 4K 60 FPS çekim yapabiliyorsunuz. Bunda sıkıntı yok. Stabilizasyon anlamında sıkıntı yok. Genel video kalitesi anlamında hiçbir problem yok. Ama burada çok severek kullandığım aksiyon modunda arkadaşlar hala 2.8K kayıt yapabiliyor bu akıllı telefon. 4K'ya hala geçememiş durumda. Ben açıkçası bir sonraki modelde mutlaka aksiyon moduna 4K gelir demiştim. Ama gelmedi arkadaşlar. Ve burada tabii ki sinematik modda 4K 60 FPS seçeneği de hala yok. 4K 30 FPS çekimler yapabiliyor. Ha çok büyük bir eksi mi derseniz ben bekliyordum. Gelmeyince üzüldüm arkadaşlar. Sizinle de paylaşmak istedim. Gelelim ön kameraya. Ön kamera demişken hemen değineyim arkadaşlar. 12 megapiksel ve f1.8 diyafram aralığıyla sahip bir ön kamerayla devam ediyor yoluna iPhone 15 Pro Max. Daha öncesindeki aynı kullanılan iPhone 14 Pro Max'te kullanılan ön kameranın birebir aynısı burada kullanılıyor gibi gözükse de tabii burada yazılım anlamında biraz daha farklılıklar yapılmış, iyileştirme yapılmış ve sonuçlarda iPhone ekosistemi için oldukça başarılı. Otofokus desteğinin burada devam ediyor olması oldukça güzel. Yüzünüze yaklaştırdığınız zaman netleyebiliyor ama kameranın iPhone 14 Pro Max'te neredeyse aynı ama bir tık daha net ve keskin fotoğraflar çekebildiğini söylemem mümkün ön kamera için sizlere. Kamera tarafında yapılan yenilikler tabii ki önemli ve güzel. Apple ekosistemi içinde başarılı bulduğum bu sonuçları siz nasıl buldunuz arkadaşlar? 14 Pro Max ve 15 Pro Max'in arasındaki farklılıkları nasıl değerlendiriyorsunuz kamera anlamında? Lütfen yorumlara yazın. Batarya tarafına değinelim. Batarya tarafı önemli bu cihazda. Çünkü bazı iyileştirmeler var diyebilirim sizlere. 14 Pro Max'te 4323 mAh'lık bir batarya varken 15 Pro Max'te 4422 mAh'lık bir batarya var. Ve pile %80'e kitleme diye bir şey getirmişler. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Şimdi bu bana biraz enteresan geldi. Şöyle bir özellik bu. Bunu açtığınız zaman siz şöyle bir şey oluyor. Pil %80'e geliyor arkadaşlar ve %80'den yukarı hiçbir şekilde şarj olmuyor. Bunu bu şekilde kullanıyorsunuz. Apple da oraya açıklama yazmış. Demiş ki pilinizin sağlığını koruyabilmek için %80'in üstünde şarj etmemeniz adına bunu koyduk. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Biz yıllardır telefonumuzu tamamen şarj ederek hata mı yaptık yani? Keşke bunu daha önceden yapılsaydı ya da farklı çözümler üretilseydi. Bu bana biraz böyle enteresan geldi. Hani sizlerle de paylaşmak istedim görür görmez. Normalde kablolu da bu cihazı 27 watt falan şarj edebiliyorsunuz. MagSafe'de de yine 15 watt şarj etmeniz mümkün. Burada pil ömrü bu cihazın ilk etapta belki bir gün götürmeyebilir çok kurcalayacağınız için ama uzun vadede bir gün götürebiliyor. Zaten 3 nanometrelik üretim süreciyle üretilen bir akıllı telefon bu cihaz. Dolayısıyla çok verimlilik odaklı bir işlemci var içerisinde. Ancak uzun vadede bunu daha net tartışabiliriz, daha net tartabiliriz, sizlerle paylaşabilirim ama şu anda kağıt üstünde 3 nanometrelik bir üretim süreciyle üretilmiş işlemci ve biraz daha güçlenmiş bir burada pil ile geliyor 15 Pro Max. Dolayısıyla daha iyi bir pil ömrüne sahip olabilir ama gün sonunda arada uçurum bir pil ömrü farkı olmayacağını da düşünüyorum.
düşünmüyorum açıkçası. Gün sonunda en fazla ikisinin arasında 1 saatlik bir pil ömrü farkı olur. 14 Pro Max ile 15 Pro Max'in arasında. Gelelim son değerlendirmeye. İşte en çok herkesin merak ettiği yere geldik arkadaşlar. 13 Pro Max, 14 Pro Max, 15 Pro Max hepsi havalarda uçuyor açıkçası. Ben şöyle söyleyeyim. 12 Pro Max, 12 Pro gibi cihazları kullanıyorsanız evet 15 Pro Max'e geçilebilir. Eğer maddi anlamda bir burada endişeniz ya da bir tasanız yoksa. Ama 13 Pro, 14 Pro, 14 Pro Max, 14 Pro gibi cihazlardan 15 Pro ve Pro Max'e geçmek için acele etmenize bence gerek yok arkadaşlar. Tabii siz bilirsiniz, onu da söyleyeyim. Ama aceleye gerek yok. Zaten kullandığınız cihazlar gerçekten oldukça başarılı cihazlar. Dolayısıyla 15 Pro Max'e geçmek için ben hemen koşturayım, hemen alayım diyen bir yapıda değilseniz birazcık daha cihazı bir takip edin bakalım. Biraz daha bir cihaz otursun piyasaya, hem insanlar kullansın, bir geri dönüşler, bizlerin uzun kullanım testleri falan ortaya çıksın. Ondan sonra alırsınız diye düşünüyorum. Peki sıfırdan bir iPhone alacağım, ne yapmalıyım diye soranlar için de onu söyleyeyim. Önümde durmakta olan bu akıllı telefonu ben arkadaşıma aldım arkadaşlar. Size de söyledim zaten kutu açılış videosunda. Benim değil. Ben zaten yurt dışı cihaz şu anda satın almayı düşünmüyorum. Ülkemizden satın alacağım çıktığı zaman. Ancak bu cihaz ülkemizde önümüzdeki hafta 77.000 TL'ye satışa çıkıyor olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi 77.000 TL'lik bir akıllı telefonu ben size alın ya da almayın doğrudan demekte zorluk çekiyorum. Ancak yeni bir iPhone alacaksınız arkadaşlar. Bir önceki modelin Pro modeline baktığımda ise piyasada 65 bin lira gibi bir fiyatlar görüyorum. Hani o yüzden en son çıkanı almak tabii çok daha mantıklı duruyor. Yurt dışından daha ucuza alınır mı arkadaşlar derseniz bence bu cihazın yurt dışı modelini almak yurt dışından çok da mantıklı değil şu anda. Çünkü arada çok az bir fiyat farkı kalıyor ve bu az fiyat farkı için neden yurt dışı bir cihaz kullanırsınız? Neden o cihazın garantisiyle ileride bir sıkıntı yaşayasınız? Çünkü ülkemizde 2 yıl garanti sunuyor Apple. Yurt dışında ise 1 yıl sunuyor. Dolayısıyla buradaki bu garanti farklılığı ve gün sonunda cihazda bir sıkıntı olursa, problem olursa ne yaparın, ne ederin düşünceleri de beni yoruyor açıkçası. Arada çok ufak bir fiyat farkı olduğu için hani o rakamlara kadar çıkmışken bu cihazı gidip Türkiye'den satın almak bence en doğrusu şu an için en azından. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ve genel olarak bu akıllı telefon hakkındaki düşüncelerinizi ciddi anlamda merak ediyorum arkadaşlar. Yılın en çok konuşulacak akıllı telefonu bu videoda konuğumuzdu ve tabii ki bundan sonra yakında gelecek diğer Android cephesinde de amiral gemisi akıllı telefon modelleri var. Gerçekten heyecanlı, onları da bekliyorum çünkü şimdi Apple attı adımını. Bakalım diğerleri ne yapacak? Diğerleri bizi nasıl şaşırtacak? Ben de gerçekten yılın diğer konuşulacak akıllı telefon modellerinde oldukça merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Desteğinize ve nezaketinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.